Evet, bugün 20 Şubat 2023, depremin 15. günü. Maraş'ın Pazarcık ilçesindeyim hala. Şu an bulunduğum nokta çadır kentin kurulu olduğu bir nokta. Evet, burası Silopi Belediye Aşevi. Burası da aynı belediyeye ait itfaiye aracı. Burada günde yaklaşık 3.000-4.000 kişiye sıcak yemek çıkarılıyor, 3 öğün dağıtılıyor. Şöyle ambulanslar her bir çadır kentin önünde bekliyor. Görevliler nöbet tutuyor. Günaydın. Evet, Cengiz ve Fatih Mahallesi burası. Daha önceki birçok yayınımızda göstermiştik. Şöyle konteynerlar artık çalışıyor. Burası lavabolar. Evet, bu konteynerin içerisinde 5 tane tuvalet var. Evet, biraz önce gösterdiğim çadır kentin yanına bırakılmış. Tekli olanlar getirilmişti ilk önce ama onlar çok işe yaramadıkları için kaldırıldılar ve yerlerine o bırakıldı. Burası Ali Kemal Apartmanı. Biliyorum karanlık ama saat daha çok erken. Burası Mehmet Özdal Caddesi, Pazarcık. Bu bina henüz tamamlanmamıştı. Bina ayakta ama bu binanın da şöyle göstereyim, duvarlarının büyük bir bölümünde dökülme var, yıkılma var. Evet, bu Elit Kafe. Elit Kafe'nin hemen girişindeki bu WC tuvalet yani ve bir kapısı, bir tuvalet kapısı, tuvalet bölümü yıkılmış. Bu da hem karavan hem konteyner yan tarafta bir vatandaş. Kendi konteynerini kendisi kurmuş, yanına da karavanını bırakmış.
Burası 327. sokak olarak gösteriyor. Hemen şöyle göstereyim. Şurası da tek katlı bir yapı. Bahçe duvarı, istinat duvarı yıkılmış. Burası Memişkaya köyüne giderken, Hasankoca köyüne giderken sağ tarafta kalan mahalle. Fabrikaların üst tarafı herhalde. Şurada bir kapısı devrilmiş bir ev var. Tek katlı bir yapı. Balkon olarak kullanılan kısmı çökmüş, evet. Buralarda yıkılan ev sayısı çok az. Böyle tek tük. O da mesela bu evin, bu tek katlı evin kolonlarında dahi çatlak yok, duvarlarında yok. Sadece bu sonradan balkona yapılan çatı, şemsiye gibi ama çatı tabii. O yerinden sökülmüş ve yan yatmış. Altındaki demir kirişler onu taşıyamamış. Onun dışında mesela hiçbir şey yok. Karşıdaki Arzum Apartmanı hemen. Karşıdaki diğer iki katlı evlerde de herhangi bir sorun yok. Evet, bu evin böyle kapısı kırılmış, düşmüş. Sokağın tamamı böyle, yani ana caddeye gidene kadar böyle, daha ileriye gidemeyeceğim. Şuradan eğer varsa ara sokağa döneceğim. Herhalde burası Memişkaya Mahallesi olarak da geçiyor olabilir. Tam net değilim, emin değilim. 325. sokak, yani Memişkaya köyüne giden yolun sağında kalıyor. Burada da bu boş araziye çadırlar kurulmuş. Bu dairenin ve alt dairenin ışıklarının yandığına bakmayın. Burada kimse yaşamıyor. Duvarları zaten çökmüş. Mutfak duvarıdır. Oturma odasının duvarıdır. Ama muhtemelen ışıklar açık bırakılmıştı. Elektrikler tekrar verilince bu evin de ışıkları şu an yanıyor. Ama içeride kimse yaşamıyor tabii. Baraj apartmanı 15'miş burası. 4 katlı bir apartman. Hemen şu ana cadde. Maraş'a giden yol. 20 Şubat 2023
Depremin 15. günü. Pazarcık'tayım. Evet, bu hemen Fatih Camii'nin arkasında Demiroğlu Petrol'ün içerisinde. Hemen bu korunak iki aracın üzerine düşmüş, tabi karanlık olduğu için gösteremiyorum. Ama petrol ofisi şöyle. Mehmet Özdal Caddesi'nin üzerinde bulunuyor. Ya. Ha, çok geçmiş olsun. Şeye çıktım ben, lavaboya çıktım. Evet. Çok geçmiş olsun. Evet, Fatih Mahallesi'nde Fatih Camii. Minaresi tamamen çökmüştü bunun. Günaydın hocam. Sigara mı içeceksiniz? Dedim, sigara mı içeceksiniz? Uyku tutmadı değil mi? Çok geçmiş olsun. Sizin eviniz karşıdaki apartmanlarda mı oturuyorsunuz yoksa? Hemen şu küçük ev benim. Siz şimdi iki aile mi burada kalıyorsunuz, evet, bu çadırın içerisinde? İki aile. Evet. Uyku gelmiyor hocam ya. İçerisi biraz ısınabiliyor mu bari sobayla? Şimdi sobayı değiştireceğim. Sobayı değiştirmeden olmaz. Evet. Tütüyor bir de, bazen çekmiyor hocam. İçeriye duman girmiyor değil mi? Yok, duman giriyor, bazen giriyor da şimdi gene sanki tütüyor. Evet. Ota attım dedim, şey dedim, sobayı bir değiştireyim şuraya, külü şeyle. Hanım onlar da hep şey yani, yatmıyorlar. Tabi. Zor. 15 gün oldu. Herkes o kadar inancı çok perişan oldu o zaman. Burası Fatih Mahallesi'ydi değil mi? He, Fatih Mahallesi. İlk günler siz nerede kalıyordunuz? Ben hocam işte evim burası. Evet. Şurada gözüküyor. Ben gördüm ya, şu hemen şuranın arkasında çadır. Benim orası. İşte kimse de kalmadı hocam yani mahallede. Sadece biz için burada bir iki aile kalır. Yani yeteberi sanıp açıran gidiyor. Evet. Nereye gidiyorlar mesela özellikle? Şimdi köylere filan mı? Köylere, işte mesela İstanbul'a çocukları olanlar. İşte oraya buraya dağılıyor millet. Yani biraz ortalık sakinleştikten, düzeldikten sonra dönecekler mi? Dönecek. Tabii ki. Çünkü hani biraz şey korkusu var. İnsanlar temelli gider burayı boşaltır diye, özellikle Cengiz Topel ve Fatih. Öyle olmaz değil mi? Yok canım, kesinlikle öyle olmaz. Yani kimse evini şeyini bırakmıyor. Çok kötü oldu hocam ya. Ya hayatımda o kadar televizyon seyrederek biz hayatımda dünya çapında böyle bir şey görmedik ya. Evet. Yani oluyordu, ufak ufak oluyor ama tabii. Hani böyle çok şiddetli, her tarafı yani yerine bir etme. Yani şu dersi iki aile yok oldu. Şu evet, karşı binada. Hemen sizin karşınızda. Şurada kurtuldular. Hı hı. Evet. Paralar içerisine giderken orada kolonlar, yani onlar kurtarıyor öbürü. Evet. Arka tarafta bu binayla bitişik olan kısımların tamamı, onlar yaşamlarını yitirdiler. Kaç kişiydiler o iki aile? 6 kişiydi sanırım değil mi? 3 evet. 3. Yani üç her aile, birinin her 3 aile, biri orada, biri bu böyle üst tarafta, biri de öbür tarafta. Evet. 3 aile oturuyor mesela.
Diğerleri boştu yani, daireler boştu. Aynen. Bir aile kurtuldu ama diğer iki aile, evet, konuşmuştuk. Hemen komşuları vardı, o anlatmıştı. Binada 4-5 aile vardı. Şimdi insanlarımızın da çoğu yurt dışında hocam. Evet. Bu, gerçekten bu binalar çok sağlammış. Bu çok sağlam. Sizin bu bölgede özellikle yapılanlar. Şimdi, evet. Yani buralarda olsun, o çarşıyı ben o gün bir ara gittim gördüm ama çarşı zaten bu dükkan mükemmel, her taraf yerine bir olmuş. Evet. Yerine bir olmuş. Evet, evet. Yani bir sağlam çıkamıyor. Biraz şu kayneminki bu Fransa'da kalıyor. Bir de benimki depreme karşı yattı. Çatısı bile şey olmamış sizinkinin. Bu çatılı olan değil mi? Yok hocam, benimki şu. Şu ufak. Ha, bu tek katlıymış. Tamam. Evet, tek katlı. Tabii. Yani karanlık biraz tabii, göremiyor şimdi. İzleyenler ama şurada hemen tek katlı sağlam ayakta kalmış. İç duvarları nasıldı? Patlama vardı. Patlama hocam, vardı. Patlamalar vardı, o kadar değil yani. Hafifte. Evet. Çok şey iyi. Yani. Bazı evlere girdik. Yani savaş alanı gibi içerisi. Dışarıdan bir şey görünmüyor gibi. Ama iç kısım savaş alanı gibi. Aynen öyle. Çok geçmiş olsun. İsmin neydi abi? Mehmet. Mehmet ne? Battı. Mehmet Battı. Teşekkür ediyorum. Vallahi uyku tutmuyor. Beni de uyku tutmuyor. Ben de öyle çıkıyorum, dolaşıyorum ne var ne yok diye sokaklarda. Aynen öyle. Çocuklar şimdi bizim... Kaç kişi var şimdi burada? Sizin iki aile dediniz. Toplam kaç kişi? 3-6. 6 kişi. 6 kişi kalıyorsunuz. Bölme var mı arada? Şu yan yana yatıyor hocam. Şurada bir bölme var. Evet. Yani orada bir bölme var. Şurada o soba zaten yani. Şu aradan yani. Evet. Zor yani gerçekten. Konteynerler için bir şeyler söylediler mi? Sizinle muhtar falan paylaştı mı bir şey? Konteyner olacak mı? Ne zaman olacak? Vallahi şimdi hocam ha geliyorlar. Yani elektrik şey diyorlar. Aşağı yukarı her kişiye vermişler. Ama ben ufak bir yaşık var yani. Evet. Küçük bir panel damda dolduruyor. Onunla şarmazlı şey değil. Elektrik vermediler. Abi ki şu direkten yani yakın mı? Demiş evet, burada... Ya biz de vatandaş değil miyiz? Biz de insan değil miyiz? Evet, buralarda var. Hemen bir 20 metre, 20-30 metre kablo olsa şu direkten, evet. Ha, bu direkte. Bu direkte bize verir. Buradan oraya çekiliyor. Bir kaç sefer muhtarı aradım. Ya dedim ki böyle çocuklar şarj mazda rezil perişan oluyor. Evet. Oldu. Abi iyi bak kendine. Çok teşekkür ederim. Memnun oldum. Ben de kovayı değiştireyim. Tamam, evet sen çocuklar çünkü üşümesin. Çünkü yeminim ki içer bir evlasın. Aynen. Hadi kolay gelsin. Ol, kolay gelsin size. Teşekkür ediyorum. Gerçekten insanları uyku tutmuyor. Böyle. Herkes başkasının derdini düşünüyor. Bu da düşünüyor. Bu da gerçekten güzel bir şey. Evet. Bu videoyu da burada sonlandıralım. Bugün 20 Şubat 2023. Depremin 15. günü. Sadece böyle beni de uyku tutmadı. Çıkıp bir dolaşayım. Sokakta kimse var mı yok mu? Ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Biraz sokaktaki havayı solumak istedim. Burada bu videoyu da tamamlayacağım. İyi bakın kendinize. Hoşça kalın.